Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı vesilesiyle yine sosyal medyada, toplumumuzda böyle bir tartışma aldı başını gidiyor. Sultan Vahidettin hain miydi, değil miydi? Yani karşılıklı güya işte Osmanlı, Cumhuriyet taraftarları birbirinin neredeyse yiyorlar. Aslında şu sosyal medyada bu nevi haindi değil mi tartışmasına giren, Vahidettin Ana hain diyen insanlara şöyle bir sorsanız, Nutu belki de bir kez dahi okumamıştır. Osmanlıcasını önüne koysan asla bilmez. Yani defalarca sadeleştirilmiş, sadeleştirilmiş, sadeleştirilmiş halini de anlayamazlar o dönemle ilgili hangi hatıraları okudun deseniz inanın bilemezler. Bize bize ilkokulda Mustafa Kemal Paşa gizlice bir bandırma vapuruna atladı ve işte Samsun'da karaya çıktı, ülkeyi kurtardı. İnanın hala şu masaldan kurtulamayanlar var. Hala bunu sakız gibi ağzında çiğneyenler var. Ben bu hali biraz da Fatih Sultan Mehmet İstanbul önüne geldiği zaman derler ki Bizans halkı meleklerin erkekliğini dişiliğini tartışıyorlardı derler. İnanın bir gün bu ülke işgale uğrasa biz hala o padişah hain miydi, bu değil miydi, öyle miydi, böyle miydi birbirini yiyecekler. Millette nereye bakıyor? Basın hep sosyal medyaya bakıyor. Sosyal medyada neredeyse taharet etmeyi dahi bilmeyen adamlar Ha, iki cümle. Hayır. Değil. Öyle. Böyle. Beşinci cümle yok sevgili dostlar. İlim bu kadar mı ayağı ve yerlere düşer? Bir milletin evlatları bu kadar mı birbirini yer lüzumsuz konularla ilgili? Oysa 3000 yıllık bir büyük imparatorluklar kurmuş milletin evlatları bugün şu halde mi olması lazım? Bunun en önemli sebebini ben hala müfredatta ve eğitim sistemimizde buluyorum. Yani müfredatımız hala Osmanlı, padişahlar, cumhuriyet birbirini, birbirini birleştiremezse, birbirinin devamı olduğunu, bir milletin serüveninin devam ettiğini anlatamazsa, e işte böyle nesiller, böyle gruplar ortaya çıkar. Maalesef neticeyi de bir türlü çözemeyiz, birbirimizi yeriz. Aa, bir gün bir bakarız ki, Ülke elimizde yok. Devlet elimizde yok. Yani şunların şu halini Mustafa Kemal Paşa görse ne der acaba? Yahu beni padişah göndermişti Anadolu'ya. Bana pek çok da imkanlar sunmuştu dese bunlar inanıyorum Mustafa Kemal'i de linç ederler. Yani böyle bir durum. Tarihi tarih olarak ele almak lazım. İncelemek lazım. Okumak lazım. Elbette ki Vahidettin Han'ı çeşitli sebepler dolayısıyla çok fazla yazan çıkmadı. Bizim zamanımızda böyle gençlik yıllarımızda hatta son 15 seneye kadar Sultan Vahidettin demek mümkün müydü? Hain diyeceksin, vatanı sattı diyeceksin, ülkeyi sattı diyeceksin, gitti diyeceksin. 28 Şubat sürecinde Murat Bardakçı Bey Şah Baba kitabını bakın 28 Şubat süreci yani 2000'li yıllar, 2000'li yılın başı, başlangıcı. Sultan vaahit ettinle ilgili şu kitabı yazdığında hürriyet gazetesinde tefrika edilecekti ama edilemedi. Edilemedi. Bakın 80 yılın sonunda şu kitap tefrika edilecek basıldı ama edilemedi. İçerisinde de nice nice noktalarına sansür geldi. Demek ki sen bir şeyi yazdırmayacaksın, konuşturmayacaksın, ardından bağıracaksın. Beni konuşturmayacaksın. Bana savunma hakkı vermeyeceksin ama ardından beni hain diye suçlayacaksın. Böyle bir şey yok. Okuyacaksınız. Bir tek Tarık Mümtaz Göztepe yazabilmişti bir kitap. Onu da başka şekilde suçladılar. Vahidettin hakkında kitap yazılamadı. Kimse değerlendiremedi, konuşamadı. Çünkü linç edilmeye sebepti. E bugün de sosyal medya eliyle yani taharet almayı bilmeyen adamların eliyle linç ettiriliyor. Böyle bir şey yok. İlim bu değil. İlim böyle ortaya çıkmaz, tarih böyle yazılmaz. Gerçekler bu şekilde anlaşılmaz. Önce bunları bilmek lazım. Vahidettin Han'ı anlayabilmeniz için önce Vahidettin Han tahta çıktığında ülke ne durumdaydı bunu bilmeniz lazım. Zaman zaman söylerim. Sultan Abdülhamit Han tahtı terk ederken Tatan bir darbe ile indirilirken bu milletin 6 milyon kilometre kare toprağı vardı. Sene 1909. Sene 1909 6 milyon kilometre kare toprağı var. Sene 1918 1 milyona düştü. O da düşman ayağı altına düştü. Tartışan var mı? Bu ülkeyi kim yedi diyen var mı? 5 milyon toprağım ne oldu diye soran var mı? Biz neyledik o koskoca elleri diyor. Açmaz oldu kızandığı gülleri. Oraları soran var mı? Sevgili dostlar 1909 belki de Osmanlı'nın sonu. Zira bir daha asla padişahlara bu ülkeyi teslim ettirmediler. Araştırın. İttihat ve terakki darbesinin arkasında kim var? O eller bir daha sana, sana asla ülkeyi vermediler. Senin kılmadılar. Önce bunu biraz bilmek lazım ve imparatorluğu böyle parça parça yıl içinde 1910-1911 Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşları bakın onlara ve ardından da bizi bir oldu bitti ile birinci Cihan Harbi'nin içine soktular. Söylüyorum Mustafa Kemal Cihan Harbi'ne girilmesini istiyor muydu araştırın bakalım. İstiyor muydu istemiyor muydu? İstiyor muydu? Bakın bakalım ortaya ne çıkacak. Evet birinci Cihan Harbi'ne de soktular. 5 milyon toprağımı yediler. Elimde 1 milyon kaldı. O da düşman ayağı altına düştü. Bu esnada hiçbir yetkisi olmayan Mehmet Reşat Han vefat etmişti. Ve yerine kim çıkartıldı? Sultan Vahidettin. Burnu, kulağı, kolu, bacağı koparılmış bir çocuk gibi o vatanı eline veriverdiler. Mondros Anlaşması'nı imzaladılar. Ardından da iddiatçılar ülkeyi terk edip kaçtılar. Nerede Turan? Nerede Hindistan? Nerede imparatorluk? Söyle bana. Nerede bunlar? Hani Turan'dı? Hani Hindistan'a kadar gidiyorlardı? Bunları konuşamazsın bugün. Ama vahid ettin. Hain çok kolay değil mi? Çok rahat değil mi? Hemen padişaha yükle. Böyle bir devleti kucağında buldu. Ve Mondros mütarekesinin de 7. maddesine dayanarak bir takım yerleri işgal edecekler. Padişahın mı dahli var bunda? Burada Rauf Orbay yok mu? Rauf Orbay'ı da biraz incele bakalım. Araştır bakalım. Daha sonra Rauf Orbay'ı över durursun ama Mondros'ta ne yapıyordu? Onu görmezsin değil mi? Evet. Sevr anlaşmasını dikte etmek istediler. imzalamadı. O da bir oyundu İngilizlerin. Çünkü ona imza atan herkes ileride hain gösterilecekti. Ve bugün Vahdettin'i o zaman kimse de savunamayacaktı. Evet Sultan Vahidettin o anlaşmayı asla imzalamadı. Ve nasıl kurtarırız bunun derdine düştü vatanı elinde bir miktar bir nebze elinde bir yetkisi varsa bunu yapabilmek için harcadı ve bunun da tek yolunun Anadolu'dan geçtiğini görüyordu. Zira Anadolu'yu işgaller başlamıştı. Öyleyse bunun önünü almak ve birlik ve beraberliği sağlaması lazımdı. Bu sebeple pek çok kişiyi Anadolu'ya göndermek istedi. Kimisini göndermek istedikleri kabul etmedi. Kimisini İngilizler kabul etmedi. Çünkü İstanbul'da işgal altında ve İngiliz yüksek komiseri orada kuş uçurtmuyor neredeyse. Onlar kabul etmedi. Ne yapacaktı? Ne yapabilecekti? Bu sırada yine güvendiği paşalardan biri de Mustafa Kemal Paşa'ydı. Kendisi yaveriydi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi olduğunu kendisine fısıldadılar. Yani bunu gönderirsen, bunu gönderirsen ileride belki ülkeyi kurtardıktan sonra sana bırakmaz, cumhuriyeti ilan eder, saltanatı çıkartır. Bu padişaha, muhtemelen söylendi. Çünkü bunu yüksek sesle dile getirenler çoktu. Hatta bunlardan bir tanesi de Rıza Tevfik idi. O sırada aktif görevlerde bulunan. Yani bir kısım insanlara da bazıları karşı çıkıyor. O gitsin bu gitmesin. O günlerde İnönü ile Kazım Karabekir Anadolu'da çiftlik almayı konuşuyorlardı ve düşünüyorlardı. Bakın hala bakın memleketin durumuna. Ama Vahidettin Han Anadolu'da bir hareket başlatmak istedi. Ve son olarak da bu işi İngilizlerin de müsaade edeceğini anlayınca Mustafa Kemal de karar kıldı. Şimdi bize ve bugün dahi bir takım beyni zıp zıp kadar adamlar hala bunu kabullenemezler. Yahu Mustafa Kemal'in hatıralarında mı okumuyorsunuz? Mustafa Kemal'in o devamlı anlattıkları hatta da mı okumuyorsunuz? Fali Rıfkı Atay'ın Çankaya'sını da mı okuyor, okumuyorsunuz? Atatürk'le hatıralarını daha sonra yazdı. Onları da mı okumuyorsunuz? Mustafa Kemal bizzat kendisi ifade ediyor. Beni Anadolu'ya gönderenler diye. Nutuk'ta bunu söylüyor. Ben gönderildim diyor. Kim gönderdi? Padişah göndermedi dersen İngiliz mi gönderdi diyeceksin. Yani şimdi bunun içerisinde şöyle biraz düşün kim gönderdi o zaman. Bakın yine kendisi ifade ediyor. Fali Rıfkı da bunları yazıyor. Padişah beni Yıldız Sarayı'na çağırdı. Küçük bir odada oturduk. Pencereden boğaz gözüküyordu. Orada Yıldız Sarayı'nda oturduk. Hatta neredeyse dizlerimiz birbirine değecek vaziyetteydi. Bir eli masanın üzerindeydi ve yanında büyük kalınca bir kitap duruyordu siyah kaplı. Bana dedi ki, paşa paşa bugüne kadar yaptığın hizmetleri unut bunların hepsi tarihe geçti. Şu kitaba geçti. O zaman onun bir tarih kitabı olduğunu anladım diyor. Şu kitaba geçti. Bundan sonra yapacağın hizmet çok büyüktür. Devleti kurtarabilirsin. Yani kendisine bir görevi ifade ediyor. Ve boğazı gösteriyor. Toplar, toplar yıldıza doğru çevrilmiş, saraya doğru çevrilmiş vaziyetteydi. Onu görüyor. Şimdi bu hadise aynı zamanda devletin hangi durumda olduğunun göstergesidir. İngilizlerin orada. Bu hale düşürenleri görme ama Mustafa Kemal Paşa'yı devleti kurtarabilirsin diye Anadolu'ya gönderene de 80-100 sene ve hala bugün hain yaftası vur. Hala konuş. Şunları elbette görme. Hani Bektaşi'nin Ramazan misali ayı görünce oruç tut var ya aya bakmıyor. Aya bakmıyor pencereleri kapatıyor, perdeleri kapatıyor, kapıyı kapatıyor. Gece sokağa çıkıyor, sabah olmadan da içeri giriyor. Bir gece yolda giderken ayın ışığında yoldaki biriken suya vurmuş. Ayı suya bakınca yere de bakarak gidiyor. Ayın aksını suda görünce hay mübarek diyor gözümüzün içine mi gireceksin anladık gelmişsin diyor Ramazan'a. E bunlar da kitabı kapa, perdeleri kapa. Sadece guguman kuşu gibi konuştur. Ben söyledim, ben inandım, ben dinledim. E devam et. Ne diyeceksin zaten? Söylenecek bir şey yok. Hatta bakınız, o zaman 36 kurmay subayla beraber gidiyor. Gerçekten bu konuda hem de arşiv vesikalarına dayalı olarak ben tavsiye ederim. Şahbaba kitabını herkes okumalı. Çok kalın kitap değil mi? Okumak zor gelir. Bir cümleyle hain demek çok kolay. Okuyun. Belki de neden? Ha şimdi Murat Bardakçı Bey Dikkat edin bir de. Hani Kadir Mısıroğlu desek hemen say saydırmaya başlarsınız. Hemen konuşursunuz. Hemen her sözü söylersiniz. E buyurun. Herhalde Murat Bardakçı Bey Atatürkçülüğünden de şüphe etmezsiniz. Belgeleriyle yazıyor. Ama çok kalın okumak değil mi? Okumak çok zor. Bakın burada 36 kurmay subayla o zaman vize için İngiliz komiserliğine geliyorlar. Orada Yüzbaşı Benet var şaşırıyor. 36 kurmay subay. Bunlar Anadolu'da boş mı? Kendisinin de tam yetkisi yok. Hemen Rumbolt'u arıyor. İngiliz en yüksek komiseri. Başlarında kim var? Mustafa Kemal Paşa. Tamam imzalayabilirsin diyor. Yani İngilizlerin Mustafa Kemal Paşa'yı kabulü var. Başlarında var imzalayabilirsin. Bunun üzerine bütün bu yazışmalar açık. Gayet net. Her şey meydanda. Onun üzerine Bandırma vapuru hazırlanıyor. Her şey biliniyor. İngiliz o vizeleriyle beraber tamamı hazırlanamıyor. Bir kısmı o esnada gidiyor. 19'u daha sonra diğerleri de bir kısmı zaman içerisinde Anadolu'ya geçmeye devam edecektir. Bakınız hiçbir şey karanlıkta değil ve padişah en böyle en e, kaliteli en iyi yetişmiş atlarını bile sattırıyor. O an için bir anda 30 bin lira mesela hemen kendisi hazırladı ve verdi diyor. Daha sonra yardımlar devam edecektir. Bunun dışında pek çok hazineden paraların gittiği hakkında evet bu tip bilgileri de net çıkartabilmek mümkün değildir. Bunların çoğu çünkü gizli gönderilir. Direkt hani bunların hemen belgesi var mı diye de mesela yine Ramazan aylarında Alimleri topluyor, Anadolu'ya yardım edin diyor, para gönderin diyor, her türlü maddi manevi dualar edin diyor. Bütün bunlar bilinen net bilinen hususlardır. Sultan Vahidettin'in oraya bu yardımları gönderdi. Fakat Atatürk'ün Anadolu'ya çıkmasıyla beraber İngiliz'in oyunu yeniden başlıyor. İki tarafı birbirine düşürme, birbirine hasım hale getirme siyaseti başlıyor. Bunun için de önce hükümetleri devreye sokuyorlar. Yani damat Ferit Paşa hükümeti bunları zorluyorlar. Mustafa Kemal'i çağırın. El altından veya açık olarak çağırma olsa orası gelmeyecek. İşte İngiliz'in siyaseti onu ona onu ona düşürmeye başlıyor. Fakat şu da bir gerçek. Mustafa Kemal Paşa Gerçekten cumhuriyet düşüncesinde gerçekten ilafeti istemiyor, gerçekten saltanatı istemiyor. Bunu da bilelim. Yani çıkmadan da bu fikirleri vardır. Nereden biliyoruz bunu? Yine bunu mesela en önemli Erzurum Kongresi'ne giderken Masar Müfit'in hatıralarından biliyoruz. Daha sonra da Masar Müfit'le Mustafa Kemal defalarca bunları konuştular ve Masar Müfit bu anılarını yazdı. Hatta ölümüne kadar Erzurum kongresinden ölümüne kadar Mustafa Kemal diye yazdı. Okumak zor geliyorsa e yapacak bir şey yok. Öğrenmek zor geliyorsa kabul edilecek bir şey yok. Orada diyor ki Mustafa Kemal daha Erzurum kongresinde yazma sarmifit kağıdın kalemin yanında mı? Yok paşam diyor. Bir zahmet alıp gelir misin diyor. Ve alıp geliyor, getiriyor. Yaz bakalım diyor. Bu savaşın sonunda, bu mücadelenin sonunda idare cumhuriyet olacaktır. Saltanat kaldırılacaktır. Hilafet kaldırılacaktır. Peçe kaldırılacaktır. Fes kaldırılacaktır. Şapka giyilecektir. Hatta o zaman elinden kalemi düşüyor Masar Müfit'in. Çok hayalperestsiniz paşam diyor. Yani Mustafa Kemal'de bu düşünce zaten vardı. İngilizler de iki tarafı hasım hale getirdi. Bundan istifade etti ve netice itibariyle savaşın sonunda 17 Kasım 1922'de Vahidettin'in hain ilan edildi. Yani artık Vahidettin'in hayatı tehlikede. Vahidettin ülkede duramaz. Şimdi e, vatanı sattı kaçtı. Yani bunlar sanki evet bir bir tarafta siyasi aktörler var. Onlara ben çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü siyasi bir aktör o esnada bir düşüncesi var, bir mücadele veriyor. Vahidettin Han'ın halife, saltanatın son padişahı, 36. padişahı, Osmanlı'nın padişahı, hükümdarı böyle bir durumu var. Ve aynı zamanda da halife onun gereğini yerine getiriyor. Ötede Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmiş, bir milli mücadeleyi kazanmış ama hilafet ve saltanat tarafları değil. Yani cumhuriyeti düşünüyor ve birbirlerine karşı bir mücadelenin de yolunu açıyor. Açmış. Bu ikisi evet Mustafa Kemal Paşa kazandı, Vahidettin gitti. Ama 80-100 sene hala birbirimizi yemenin bir mantığı yok ki. ikisinin de bir devamlı olduğunu bileceğiz. Vahidettin bu andan itibaren orada dursa öldürülecekti. Katledilecekti. Belki bütün haneden katledilecekti. Dolayısıyla da dolayısıyla da Vahidettin Han belki bu ülkeyi ferahlattı, rahatlattı ve İngilizlere müracaat ederek başka bir şeye de müracaat imkanı yoktu. Çünkü Fransızlar anlaşmıştı. İtalyanlar Üsküdar'daydı. Hakkı yoktu. İngilizler vardı. Başka da kimseye müracaat edemezdi. Kendisi herhalde Yunan'a gidecek hali yoktu sadece oraya müracaat edip ülkeden ayrılma noktasını aldı. Ama şuraya dikkat edin. İngilizler o kadar yalvarmalarına rağmen topkapı sarayından bir tek eşya almadı. Bir çanta dolusu kendi eşyasıyla. Kendi şah sadece kendinin parasıyla o da bir çanta dolusu. Sadece onunla yanında evladı 9 yaşında Ertuğrul efendi ve 7-8 yakını. Bu yakın adamı. Bu şekilde gitti. Malta'ya gitti. Oradan daha sonra bu sabık padişah ne Filistin'e gidebilecek İngilizler mani olacak. Ne Mısır'a gidecek kral kabul etmeyecek. Kendisi Hicaz'a gidecekti. Baktı Şerif Hüseyin'in halifelik arzusu var kendinden isteyecek. Onu da yapmadı satmadı bakın. Ne ülkeyi ne hilafeti hiçbir şeyi satmayan bu adam bir çanta dolusu şahsi eşyasıyla daha sonra İtalyan İtalyan kralı kendisini davet etti İskenderiye'deyken. Gemiye geldi davet etti. Kralımızın daveti var. Sizi ülkeye çağırıyor. Hem bir saray hem de size işte aylık bir tahsisatta bulunacak. Daveti kabul ettim. Sarayı ve tahsisatı kabul etmedim diyor. Bir Osmanlı hükümdarı ve bir Müslümanın halifesi Hristiyan kralından para alamaz, almaz. Şimdi e sen bunları bilmezsen vaid ettiğine her sözü söyle, her konuşmayı yap. Üç sene sonra da vefat ettiğinde cenazesine üç ay haciz geldi. Üç ay cenazesi kaldırılamadı, ortada kaldı güçlükle Şam'a götürüldü. Arka kapıdan kaçırıldı neredeyse. Ve öldüğü gün Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği sözler. Bakın bunu bizim bugün bir takım insanlar, bir takım profesörler, bir takım ilim erbabı gösteremiyor, göremiyor da. Dünyanın en dürüst ve namuslu devlet adamlarından birini kaybettik diyor Mustafa Kemal Paşa. Öldüğü gün. İsteseydi Topkapı Sarayı'nın bütün hazinelerini götürürdü. Üzerime ordu bile kurabilirdi. Dünyanın en dürüst ve namuslu devlet adamlarından birini kaybettik. Mustafa Kemal o öldüğü gün şu sözü ifade edebildi. Çünkü artık hayatta yok. Çünkü artık tehlikesi yok. Tehlike geçti. Bakın bir kişi öldüğü gün söylenen sözler çok önemlidir. Bu ülkede Ecevit dahi Vahidettin hain değildi dedi bir gün. Neredeyse adamı linç edeceklerdi. Bakınız sevgili dostlar, tarihi o hain, bu hain, şu öyle, bu böyle diye değil, hakkıyla inceleyelim. Artık bazı şeyler bitti. Belgeleriyle, delilleriyle, yaşananlarıyla hatalar olabilir, eksikler olabilir. Bu hatalar o tarafta olur, bu tarafta olur. Ama inanın şu anda sosyal medyada böyle ha, Vahidettin Ana, hain hain diyerek giden adamlar ülkeyi Amerika işgal etse belki de şapka çıkartacaklar. Belki de hoş geldin diye yalvaracaklar. Düşmanlık nereye geliyor görüyor musunuz? Baştaki bir düşmanlık. Abdülhamit Han gitsin, her şey bitsin. Her şey diyenler gitti 5 milyon kilometre kare toprak. Ne oldu? Çok mu hoşunuza gitti? Evet zoraki o 1 milyonun da 780 binini güçlükle kurtardık. Ve bugün hala tartıştığımız hadiselere bakalım. Evet Sultan Vahidettin gerçekten bir paratoner vazifesi gördü. Şimşekleri üzerine çekti. Yine bir Ramazan günü saray yanıyordu. Dışarı çıktığında ağlayanları gördüğünde benim ülkem yanıyor saray yanmış çok mu dedi. Onun o Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermesini de bazıları bugün bazı tarihçi geçinenler, tarihçi geçinenler Diyorlar ki saltanatını koruyacakmış, hilafetini koruyacakmış. Saltanat ve hilafet peşinde olan adam bunların Mustafa Kemal Paşa kadar dahi anlayış, zihniyetleri yok. Topkapı Sarayı'nı da soyup sovana çevirip giderdi. Giderdi. Hicaz'a giderdi, Şerif Hüseyin'le anlaşırdı. Ve yine sen Roma'dayken evlatlarına her türlü sözü söyletirdi Mustafa Kemal Paşa'ya. Oysa konuşmayın dedi, susun dedi, söz söylemeyin dedi. O paralar devletimin dedi. O ülkem yanıyor dedi. Ben ülkemi kurtaracağım dedi. Niyet mi okuyorsun? İçini mi okuyorsun? Nereden çıkartıyorsun? Nereden söylüyorsun? Düşmanlığın bu kadarı görülmemiştir. Düşmanlığı. Maalesef işte mideler koskocaman, beyinler zıp zıp kadar. Ne belge, ne bilgi, ne kitap, ne okuma, şaşı bakış, tek yönden bakış olursa ortaya böyle ilim adamları bazı cüce profesörler çıkar. Sevgili dostlar tarihi doğru okuyalım. Ve artık şu düşmanlıkları, şu kinleri, şu bölünmeleri hakkıyla bırakalım, hakkıyla bilelim. Memleketimiz bugün ne halde olduğunu görelim. Yani düşmanların niyetlerini hala iyi sezelim. İ öğrenelim İngiliz'den, Amerika'dan, Fransız'dan, Hollandalı'dan dost çıkmayacağını, olmayacağını bilelim. Bu ülkeye hala ne çoraplar örmeye çalıştıklarını, ne tuzaklar kurmaya çalıştıklarını bilelim. Bunları ancak tarihi doğru öğrenirsek, doğru değerlendirirsek anlayabileceğimizin de farkında olalım diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Var olun diyorum sevgili dostlar.